oluşan tümörler gözün değişik yapılarından, bağ dokusundan, yağ dokusundan, kemik yapılarından, göz kapaklarından ya da göz içerisinden kaynaklanabilmektedir. Gözün hem göz çukurunda tümörler çıkabilmektedir hem gözün iç yapılarından tümörler çıkabilmektedir hem de göz kapaklarında tümörler olabilmektedir. Tümörler bir çocukluk çağından itibaren değişik hastalıklara sekonder olarak görülebildiği gibi erişkinlerde de karşımıza çıkabilmektedir. Gözün arka kısmında olan tümörler genellikle bulgu olarak gözün öne doğru çıkması, klinik bulgu olarak ya da gözün yer değiştirmesi yine neden olabilmektedir. Gözün içerisinden kaynaklanan tümörler ise göz içi tümörleri özellikle çocukluk çağında kalıtsal olarak ve kalıtsal olarak ya da olmayarak gördüğümüz tümör, göz içi tümörü çocukların ilk 3 yılında en sık gördüğümüz tümör retinoblastom vakalarıdır. Retinoblastom vakaları göz içi çocukluk çağında göz içinde kaynaklanan tümörler arasında en sık görülenidir. Her iki gözde olabildiği gibi tek gözde de olabilir. Her iki gözde olan durumlar genellikle kalıtsal olarak karşımıza çıkmaktadır. Göz içerisinde bu tümör olduğu zaman çocuklar en sık karşımıza çıkan bulgu şaşılık ve en önemli bulgu ise gözün göz bebeğinin santral kısmından beyaz bir refle alınmasıdır. Biz buna lökokori diyoruz. Gözüne ışık tutulduğu zaman gözün orta siyah kısmının orta kısmındaki alandan kırmızı refle yerine beyaz refle alınması retinoblastoma açısından uyarıcı olması gerekmektedir. İkinci olarak çocuklar şaşılıkla gözün gözde büyüme ile veya e, tümörün gözün arka kısmına veya ön kısmına doğru ilerleyip e, göz enfeksiyonları, gözde enfeksiyon varmış gibi tablolarla çocuklar e, gelebilmektedir. Erişkinlerde ise göz içi tümörleri daha geç yaşlarda görülebilmektedir. Gerçi son zamanlarda bu yaş biraz daha aşağılara çekilmekte. 20 ile 30'lu yaşlarda da görülmekte ama genellikle orta yaş ve sonrasında en sık görülen tümör melanositik hücrelerden koruyabilmektedir. Proyet dediğimiz gözün iç tabakasından kaynaklanan tümörlerdir. Bunlar da görme alanı defekleri, görme kaybıyla çoğu zaman hastalar e, kliniklere başvurabilmektedir. Tedavide cerrahi tedaviler uygulanabildiği gibi medikal radyo e, radyoterapiler ve kemoterapiler de bu hastalarda uygulanabilmektedir. Bunun dışında göz kapağında da tümörler görülebilmektedir. Göz kapağında görülen tümörler göz kapağı cildinden kaynaklandığı gibi göz kapağındaki yağ ve ter bezlerinden de kaynaklanabilmektedir. %de görülen tümörlerin Büyük bir kısmı %90 kadarı göz kapağında görülmektedir. Ciltte en sık görülen tümörlerin en sık formu bazal hücreli karsinomdur. Göz kapağında da en sık görülen tümör bazal hücreli karsinomdur. Bu tümör aslında kötünün iyisidir diyebiliriz. Bunun daha daha farklı formları vardır. Hani tümör denince kötü huylu olarak bilinmekte ama bu tümör yavaş ilerlemektedir, yavaş büyümektedir. İnsanlar demektedirler ki işte küçük bir sivilce şeklindeydi, yavaş yavaş büyüdü. Bir 5-10 yıllık süreç içerisinde büyüyüp göz kapağını istila edebilmektedir. Eğer göz kapağında geçmeyen bir sivilce türü benzeri lezyon ya da arpacık türü bir lezyon ya da o bölgede bir Kirpiklerde dökülme, ara ara kabuklanmak, kurut oluşumu, kabuğun kaldırıldığında alttan kanama şeklinde küçük lezyonlar varsa bunun tümör olabileceği düşünülüp hekime başvurulması mutlaka gereklidir. Onun dışında tabii daha kötü huylu tümörler de göz kapağında görülebilmektedir. Tüm tümörlerde tedavi, göz kapağı ve çevresindeki tümörlerde tedavi cerrahi tedavidir. Cerrahi olarak sağlam bir temiz bir cerrahi sınırla beraber tümörün alınıp tümör alındıktan sonra tekrar kapak yapısının hastalarda oluşturulması gerekmektedir. E, tekrar anatomik olarak e, dokunun e, rekonstrüksiyonunun yapılması gerekmektedir. Göz kapağı cildinde olan tümörlerin en önemli nedenlerinden biri e, ultraviyole ışınlarıdır. Bunun dışında cildin yatkınlığı, kalıtsal yatkınlık, özellikle bazı cilt türlerinde e, beyaz tenlilerde e, ultraviyole ışınlarına, hassas ciltlerde tümör oluşumu daha sık olarak karşımıza çıkmaktadır. Tabi yine bazı maddelerin kanserojen maddeleri maruziyette bunu arttırabilmektedir. Tedavide mutlaka böyle bir lezyon olduğunda bu tür daha önce bahsettiğim şekilde bir lezyon olduğunda hekime başvurulması ve cerrahi olarak tedavisinin yapılması gerekmektedir. Müzik